Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir vlog videosuyla daha karşınızdayım. Uzun süredir video gelmediğinin farkındayım. Hatta Katy Perry Challenge videosunda 4 günde bir video yükleyeceğim falan söylesem de ne yazık ki o sözümü gerçekleştiremedim. Onun için af diliyorum. Bir af dileyeceğim bir şey daha var. Şu suratım. Gördüğünüz suratım çok çirkin. Neyse. Arkadaşlar şimdi bu vlogu yapmamın sebebi yine dertleşeceğiz. Yine birkaç duyuru falan olacak. Onun tarzlar şeyler işte öyle öyle neyse. Şimdi bu geçirdiğim 3 hafta süresi boyunca, 3 hafta süre boyunca ki bunu YouTube'dan öğrendim. Yani en son video yükleyeli 3 hafta falan geçmiş. Bu 3 hafta boyunca çok uğursuz şeyler yaşadım açıkçası. Yani çok kötü 3 haftaydı bunlar. O yüzden hiçbir şey yapacak fırsatım olmadı. Hiçbir şeye vakit kalmadı böyle. Bütün zamanımı harcadım. Hiçbir şeye vakit kalmadı yine. Söylüyorum. Dolayısıyla öncelikle yaşadığım kötü olaylardan biri hasta olmam. Bayağı kötü bir hasta olmam. O da şöyle ki. Ben griptim. Sonra o sinüzite çevrildi. Biraz daha hafifledi. Ama ben öyle sanmışım. Hastalık beni kandırdı. O sinüzit benim kulağıma geçti, yani sol kulağıma. O hastalık sol kulağıma geçince de sol kulağım duymaz oldu ve dengemi kaybettim. O sıralarda da zaten vizelere 3 hafta falan kalmıştı. Ve bu 3. haftanın, yani 3 hafta öncesinin cuma günü değil de perşembe günü falan oluyor bu hastalık. Cuma günü iyice fenalaştım zaten, hastaneye falan kaldırıldım. Kaldırdılar. Öyle. İşte iğne yedim falan, korkunç bir hastalık arkadaşlar. Bu seneki gripte ne varsa bayağı bir gelişme sağlamış. Yani kendisine mutasyonu geçirdi, ne yaptı, ne yedi bilmiyorum. Bu virüs inanılmaz kötü bir virüs. Ben de çok kötü etkilendim ama vücut direnci kazandım. Yani bağışıklık sistemi direnç kazandı. Bunun için de mutluyum. Onun dışında sonraki haftalarda işte böyle çok hoş olmayan olayları oldu. Mesela... aslında bundan çok bahsetmek istemiyorum. Yani size kötü örnek olmak da istemiyorum. O yüzden bence ben bu sorunu atlatayım. Gelelim geçen haftaki şeylere, olaylara. Geçen hafta zaten şöyle derslerime çalışayım derken çok çok kötü şeyler yaşadım. Böyle çok uğursuzdu zaten o haftada. Böyle ne bileyim... Aileyle tartışıldı, bir takım sorunlar oldu, yapacaklarımı yapamadım, yine hastaydım o sıralarda biraz daha iyileşmeme rağmen. Bir de dansla uğraşıyorum, okulumun dans kulübü var, ona katılmıştım. Dolayısıyla onun gösteri ekibindeyim. O gösteri ekibinde olmak da bayağı stresli bir iş, yani üstünde çok çaba harcamamız gerekiyor. O dans figürlerini öğrenmek olsun, tekniğini uydurmak, yok müziğe ayak uydurmak falan filan cartcurt. Dansla uğraşan arkadaşlarımız varsa eğer aranızda, bunları çok iyi bilirler. Dolayısıyla bundan dolayı vakit bulamadım. Dahası vize haftasına yaklaştığımız için, yani bu geçen haftada iyice çalışmalara ağırlık verdim. Dolayısıyla video çekmeye hiç vakit bulamadım. Bundan bir iki hafta öncesinde de bu hani kötü olaylar yaşadım demiştim ya. Artık Onur kendine geldi. Rebe kendine geldi neyse. Ben de spora başlamaya karar verdim ve günde en az, hatta günde demeyeyim ne gündesi. Haftada en az 5 günü gitmeye çalışıyorum. Hatta bu vlogdan sonra da gitmeyi düşünebilirim aslında, bilmiyorum açıkçası. Ya da bir yarım saatlik video bile çekebilirim, ondan sonra da gidebilirim. Yani 7, saat 7 gayet ideal bir saat. Akşamları spor yapıyorum genelde. Şimdi de bu vize haftası neredeyse bitti sayılır. Yani kısacası önemli dersler bitti. Efendime söyleyeyim, matematik olsun, bilgisayar olsun, fizik laboratuvarı ve normal fizik dersi olsun, onların hepsi bitti. Yarın işte Türkçe dersi var. Bir de ondan sonraki gün cumartesi İngilizce sınavımız var. Cumartesi İngilizce sınavı ödevi derseniz üniversitemize davet ederiz efendim. Onun dışında böyle geçen bir ayın sonucunda, hatta bu neredeyse bir ay oluyor, bence 3 hafta demeyelim, bir ay diyelim. Öyle çok uğursuz bir aydı. Hatta
Bu vize haftasında da çok kötü bir olay daha yaşadım. Yaklaşık Salı gününde oldu. Evet, Salı gününde oldu. Yaklaşık diyelim. Bilgisayar sınavım vardı o gün. Artı bir de fizik laboratuvarı sınavım. Ben normalde evden saat 8 çeyrekte falan çıkarım böyle. O zaman da yağmur yağıyordu. Ben de bir 10-15 dakika öncesinden çıkayım dedim. Yani bir 8-5 geçe falan çıktım. Hatta spor ayakkabımı unuttum. Hayır, spor ayakkabım diye asansörden yukarı çıkmak zorunda kaldım. Ki çok fazla vakit kaybettirdiğini düşünmüyorum onun. Neyse. Ben Ankara'da yaşıyorum ve Ankara'da merkezde yaşadığım için, yani Çankaya'da yaşadığım için Cumhurbaşkanlığın köşkünün orada Kızılay ve Eskişehir yoluna dönen bir viraj var ve benim soluma bakmam gerekiyor. Adam da hiç soluna bakmamış. Ben de sola iyice yanaşmaya çalışıyorum zaten. Ben kendimi orada hak etmeye çalışıyorum. Halk halinde. Soluma bakarak tabii. Oradan geliyor adam, bana çarpıyor. Benim lastiğime çarptığı için de baya kötü bir sarsıntı hissettim. Sanki tamponu çarpmış da tampon böyle bir düşmüşüz. Bir düşmüş ölmüş diye gibi hissettim. Halbuki adamın arabası tampon normalde şöyle böyledir ya, büküklük açısından. Onunki böyle çıkmış falan. Oldu. Yani gülüyorum ama kötü bir olay sonuçta. Ama daha da kötüsü adamın beni suçlaması. Adam kendisi çarptı ve beni suçladı. Böyle Türkiye'de insanlar var. Siz olun, dikkat edin. Ehliyet aldıktan sonra özellikle araba kullanmaya başlar başlamaz. Sonra ben nasıl olsa geç kaldım diye, hatta o zaman trafik adım adım ilerlediği için bildiğiniz İstanbul gibi yani. Saat 8:35'te oraya varabildim. Sonrasına basarak gittiğim için çok fazla vakit harcamıyordum. En az bir 20 dakika içinde okulda varmış oluyordum. 8:35'te işte o kaza oldu. 10 dakika kadar beklettiler beni. Zaten orası Cumhurbaşkanlığı Köşkü olduğu için, yani eski Cumhurbaşkanlığı Köşkü olduğu için. Orada polisler falan bekliyor. Yani beni bir 10 dakika beklettiler. Benim 20 dakikamdan çaldılar bildiğiniz. Onun için zaten ben geç kaldım diye, bir de Metin diye bir arkadaşım var, hani diğer Sims 4 bölümlerinden bir tanesinde orada konuk oyuncu olarak gelmişti. İşte o da uyanamamış, o da beni aradı, ne yapıyorsun ne diyorsun falan diye. Ben taksiyle gideyim dedi, şey yapayım ya da doğmuşta falan uçayım falan dedi. Ben de zaten geç kalmışım, daha neyin kafasını yaşıyorum diye. Arkadaşımı almaya karar verdim. O da Öveçler'de oturuyor. Öveçler benim üniversitenin olduğu yere yakın sayılabilecek bir konumda yani. Ve biraz streslendiğim için, hatta çok çok streslendiğimi söylemem gerekiyor. Arabaya bastım böyle bildiğiniz korna. Gaz direkt. İnsanlara çekilsene lütfen, yetişmem gereken sınav var diye. Öyle bayağı bir bastırdım. Sonra Metin'i aldım işte. Sonra yine öyle hareketlerim oldu. Yine yağmur devam ettiğinden ötürü şöyle çok yumuşak bir viraj vardı yani, gösterdiğim gibi. Orada da işte arabayı sollamaya çalışıyordum. Ki orada refüj denilen şey var. O kaldırım oluyor işte. Oraya çarpacaktım az kalsın. Oraya çarpmamak için biraz hafif sağa kırdım. O sırada da ne olduysa oldu. İp koptu yani. Orada film gitti. Böyle ben geliyorum. Sonra şöyle bir şeyler oluyor. Şöyle 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 balerin gibi araba gitmiş oluyor yani. Araba kazaya uğramadı da böyle balerin gibi kaldırıma doğru gitti. Kaldırımda durabildim. Bayağı korkunç bir deneyimdi aslında. Tam da o sırada arabamın ne kadar az sağlam olduğunu fark ettim. Arabam Toyota Yaris ve İkinci nesil, üçüncü nesil değil. Ondan ötürü yani her ne kadar hava yaslı olsa da en az o viraja 80'le girmiştim. Yani şöyle hafif bir viraja 80'le girmek çok bir şey yaratmaz. Tehlike durumu yaratmaz. İşte öyle balerin gibi gittikten sonra çarpmıştım. Yani kaldırıma çıktım daha doğrusu. Oradan bir sürü böyle arkadan arabalar geliyor.
Mesela ben böyle soluma dönüyorum, oradan önden araba geliyor. Böyle tam yola döndüm falan, oradan arkadan arabalar geliyor falan. Korkunç bir deneyimdi. Siz olun, çok hız yapmayın yağmurda. Dikkatli sürün. Yani sınava yetişeceğim diye çok şey yapmayın. Sınava yetişemediniz, kaza olmasın, bela olmasın, geç olsun, güç olsun. Varın yani sınav yerinizde ama olmayın, bir şekilde raporla halledilebilir. O hani lisede olanlar için, üniversitede olanlar için biraz zor. Yani ben de gidip sınava bir 24 dakika geç kaldım. Sınav 100 dakika sürüyordu. Dolayısıyla yarım saat geçmediğinden dolayı ben sınava girebildim. Ve ben o sınava hiç girmek istemiyordum. İstememin sebebi de zaten aklımda, yani başımdan bir sürü olay geçmiş. İki tane kaza atlatmışım. Ondan sonra nasıl sınava gireyim? Aklımda bir sürü sorular vardı öyle. Bir de programlama sınavı, dediğim gibi yapabildiğim en güzel derslerden biri. Yani en çok zevk aldığım derslerden biri o bilgisayar programlama. Aramızda kalsın, yazılım birincisiyim. Millet de arkamdan konuşuyorlar işte böyle. Garip garip sorular soruyorlar falan oluyorlar böyle. Ben de onlara göstermek için o sınava güzelce çalışmışım, düzenli bir şekilde. İşte bu iki kaza olunca da bütün emeğim boşa gitti. Ve baya bir sinirlerim bozuldu. Hala da ağlayasım geliyor bu konuda konuştukça. İşte öyle ilginç bir gündü o günde. Onun dışında artık sizinle beraberim bu dönem boyunca, yani bu aylar boyunca diyelim. Vakit buldukça video yükleyeceğim ama Katy Perry çalınca ağırlık vereceğimi söyleyeyim. Onun dışında 3 hafta geçtiğinden dolayı, bir de başımdan bir sürü olaylar geçtiğinden dolayı biraz video düzenleme konusunda acemi olmuş olabilirim, yani acemiliğim olmuş olabilir ama kendimi en üst düzey şekilde ona tekrardan hazırlayacağım, yani neler nasılmış falan diye. Onun dışında yeni oyunlar hakkında bahsetmiştik, onlar daha gelemediler, her şeyleri hazır Ama daha gelemediler. onları büyük ihtimalle arkadaşlar beraber çekeceğiz, yani şu web kamerasıyla çekeceğiz. Action programı güncellendi sanırım. O programı daha henüz denemedim. Yeni güncelledi ama denemedim. Umarım hataları gitmiştir. Çünkü inanılmaz oyun kasıyor ve webcam'li videoları gelmesini ben de çok çok istiyorum. Bunu gönülden istiyorum hatta. İşte öyle bir haftaydı. Çok sorunlu bir haftaydı. Neyse ki çok küçük şeylerle, yani sıyrık demeyelim, daha doğrusu ucuz kurtulduğumu söyleyebilirim. Bu hastalıktan olsun, kazalardan olsun, efendime söyleyeyim o ikinci hafta olsun, kendine gelmem, düzelmem falan, psikolojimi düzeltmeye çalışmam. Her şeyi ucuz atlattığımı düşünüyorum, her şeyde bir hayır olduğunu düşünüyorum. Ve Allah'a da duacıyım açıkçası, bu kazada ölmediğim için, özellikle o döndüğüm kazada. İşte böyle bir hafta geçirdiğimden ötürü bu bir ay boyunca hiçbir video gelemedi. Zaten vize haftasına kadar da en az bir 2 hafta öncesinden sizi uyarıyordum. Hani benim vize haftam var, ben gelemeyeceğim, çekemeyeceğim videoları. Böyle haber veriyordum, bu sefer habersiz oldu, her şey üst üste geldi. Öyle böyle geçti, hafta geldi bugüne. Yani videoların geleceğine. Bugün büyük ihtimalle video çekemeyeceğim sanırım. Çekeceğim dedim ama çekemeyeceğim. Çünkü saat 18.13. Biraz şu action programını test edeceğim sanırım. Sonra Sims 4'le neler yaptığımızı, neler de kaldığımızı ya da Sims 3'te falan o serilere biraz bakacağım. Öyle bir saatimi geçireceğim. Büyük ihtimalle yarın yeni videoyu çekmiş olurum. Bu arada çok özür dilerim. Biraz karnım hoş şeyler yapmıyor açıkçası. Çok çok affınıza sığmıyor bu konuda. İşte böyle. Yani vlog videosu böyle olur sanırım. Dertleşme ile ilgili olur. Biraz açıklama olur falan. Neyse, ben size en iyisi güle güle diyeyim. Herkese iyi oyunlar dilerim. Görüşmek üzere.